Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün soru cevap yapacağım. Bir sevgili abimiz demiş, bu gemiyi çok mu aradın? Bu gemiyi aslında mecbur kaldığım için çıktım. Yani gemiye çıkmam gerekiyordu. Gemiye çıkmak istiyordum tekrardan. Zaten bu benim ilk gemim değil. Bu benim ikinci gemim. Daha önceden zaten bu sektörde de yeni değilim aslında. İnşaatta çalışıyordum daha önceden. Aslında benim asıl mesleğim gemi inşa. Dediğim gibi mecbur kaldığım için gibi, yani çıkmak istiyordum gemiye tekrardan. Onun için geminin iyisine kötüsüne bakamadım o anlık. O soruyu öylelikle geçelim. Şimdi diğer soruya gelelim. Hocam hangi şirketin gemisi bu? Normalde şirketi deşifre etmek istemem ama bir problem olacağını sanmıyorum şirketlik yani. Miraç Denizcilik, Bereket Bir gemisi. Şirket kumanya şey olarak gayet iyi bir şirket. Yani o konuda hiçbir şekilde hakkını yiyemeyiz. Ne de olsa biz de ekmek yiyoruz oradan. Ama hepsini geçtim. Yani şirket kumanya maaş konusunda ciddi anlamda sağlam bir şirket. Bu arada en az 1-3-5 ay çalış. Kal, kontratı bitir. Türk gemilerinde kontrat yok. Yani nasıl diyeyim? Türk gemilerinde kontrat olmuyor. Yabancı bayraklı gemilerde kontrat oluyor. 3-5 ay çalışmam bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Zaten inmeyi de düşünmüyorum gemiden. O diğer videomda da tekrar oraya değineceğim zaten. 3-5 ay kalmamı gerektiren bir durum yok ama şu anda gemide bir problem yaşamadığım sürece bu videoyu şöyle anlayabilirsiniz ki bugün bir tane Ukrayna gemisi battı. Bartın İnkum'unda, açıklarında. Bartın İnkum açıklarında. Bu geminin çilesini ne kadar çok çekersem ileride o kadar rahat ederim. Yani bu düşünülebilir. Pek rahat edileceğini sanmıyorum. Denizcilik. Denizcilikte rahat aranmaz. O yüzden şimdi diğer yorumlara gelelim. Başkalarının hataları yüzünden denizciliği bırakmam zaten. O an dediğim gibi denize çıkacak olan kişilere sadece psikolojik olarak ön hazırlama gibi bir şey. Yani benim o andaki psikolojimi hissetmeleri. Ben o anki psikolojiyle yani bunu size aktardığım bir video. O yüzden yani her psikolojiye hazır olmaları gerekiyor. Denizci insansanız, denizciyseniz eğer her psikolojiye hazır olmanızı aktardığım bir video. O yüzden yani her psikolojiye hazır olmaları gerekiyor. Denizci insansanız, denizciyseniz eğer her psikolojiye hazır olmanız gerekiyor. Yeri geliyor daha kötü bir psikolojide çalışmak zorundasınız. Daha kötü bir psikolojide vardiya tutacaksınız, çalışacaksınız. Hepsi oluyor yani. Denizcilik hayatı. Öyle bir problem de kalmadı. Yani herkesle konuştum. Hiçbir şekilde yani insanlar birbirini tanımadan yani yargılamaya çalıştıkları için o yüzden ben de güzel bir şekilde konuştum. Problem yaşamıyorum şu anda. Zaten problem yaşamam. Ben işimi yaptıktan sonra kimse kimseye bir şey demez. Diğer bir soruya gelelim. Benim bu meslekte 2 sene değil, toplamda benim bu sektör geniş çaplı olarak 4 sene oldu. 4 senedir ben bu sektörün içindeyim. 4 senedir tersane olsun, denizcilik hayatı olsun, temelinden başlaya. Benim ilk yaptığım iş gemi inşa. Gemi inşaatta çalışıyordum ben. Yani en incisine kadar, temelden gelme. Hepsini elimden geldiği kadarıyla cevaplayacağım. Başka ne var? Tebrik mesajlarınız beni çok mutlu ediyor. Bunu da belirtmek isterim. Beni motive eden tek şey belki de bu olabilir. Hepinize çok teşekkür ederim bu yüzden. Özelden gelen mesajlardan bir kısmını okuyayım size. Abi ne kadar maaş alıyorsun? Ne kadar maaş alıyorum? Denizcilik hayatında yani bu hep herkesin merak ettiği bir konu. Merak ettiği konu olduğu için size şöyle bir açıklama yapayım. Ben Türk bayraklı bir gemide çalışıyorum. Dahili gemi.
kabotaj sefeye çalışıyor. O yüzden çok güzel bir parası var diyemem. Yani ben diğer gemide daha düşük alıyordum. Yani öğrenme aşaması demek vesaire diyelim. O şekilde. Şu anda 4.000 lira maaş. Yani Türk bayraklı gemide. Şu anda zaten yani piyasaya göre bir gemicinin normal fiyat. Yani aslında gayet iyi bir fiyat gemiciler için. Çünkü usta gemiciler bile şu anda 4.500 falan alıyor. O yüzden gayet iyi diyelim. Allah bereket versin. Azı bilmeyen çoğu iş bilmez arkadaşlar. Gayet iyi bir fiyat gemiciler için. Çünkü azı bilmeyen çoğu iş bilmez arkadaşlar. Diğer sorulara gelelim. Neler varmış? Şöyle size birazcık daha açıklayıcı bilgi vereyim. Diğer videomla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Kusurum bir anlık bunaltıyla size video çekip paylaşmamdı. Onun haricinde herhangi bir problem yok. Mürettebatın yaşadığı sıkıntıdan benim dilimden izlemiş oldunuz. Sadece mürettebat da ben sıkıntı çekmiyorum. Benim gibi bir sürü kişi kendi içinde sıkıntı çekiyor. Ve bunu başka arkadaşlarının da paylaştığı videolar var. Ve tüm denizcilerin bu sektörde illaki psikolojik sıkıntı çekiyor. İlk gemiye çıktığında neler hissettin? Arkadaşlarıma, memleketime. İlk gemiye çıktığımda memleketimi çok özlediydim. Diğer sorumuza gelelim. Gemideki çektiğin en büyük zorluk nelerdir? İnsanlarla anlaşmak gemideki en büyük çektiğim sıkıntı. Onun haricinde bir sıkıntısı yok şu anda. Neden bu mesleği tercih ettin? Denizi çok seviyordum. Denize çıkmayı çok istiyordum. O yüzden maviye aşık bir insanım bir de. Maviyi çok seviyordum ve seviyorum. O yüzden çıktım. Nerelisin? Sinop. Sinop Ayancık. Diğer sorularımıza gelelim. Memleketimin neyini en çok özlüyorum? Doğasını özlüyorum. En çok doğasını özlüyorum. Gemiyle geçerken en çok manzarasını beğendiğin yer neresi oldu? Maalesef ki Yunanistan adalarının o tarafları geçerken çok hoşuma gitti. Çok güzel yerlere yerleşim kurmuşlar. Gemideki yetkilerim nelerdir? Gemideki yetkilerim makina haricinde, yani makine dairesi haricinde her yere girebilmem. Yani yetkim sınırsız makine haricinde. Bu gemide, gemiden gemiye değişen bir şey bu. Mesela bazı gemide aşçı mutfağa bile sokmaz. Diğer sorumuza gelelim. Bize mesleğin hakkında anlayabileceğimiz biçimde bilgi verir misin? Size diğer videolarımı zaten açıklamaya çalıştım. Günlük yaptığımız işleri de anlatmaya çalıştım. Gemicilikle uğraşmasan hangi mesleği tercih ederdin? Gemicilikle uğraşmasam kesinlikle asker veya subay, az subay, polis olmayı düşünüyordum. Uyuduğun yeri gösterir misin? Uyurken rahat oluyor mu? Uyuduğum yer kameram. Birazcık problemli olduğu için orayı size göstermek istemedim. Bayağı bir dar. Çekim yapılacak gibi alan değil. Çok dar olduğu için yapmadım. Rahat oluyor muyum? Rahat değil. Yani hiçbir şekilde rahatlık aramıyoruz ama uyuyabildik mi, dinlenebildik mi o anlık ona bakıyoruz. Gemide en çok dinlediğiniz şarkılar. Gemide en çok dinlediğim şarkılar. Ben birazcık Türk sanat müziği sevdiğim için o tarz dinliyorum. Onun haricinde Cem Karaca olsun. O tarz müzikler hoşuma gidiyor. Videolarda arkada gelen telsiz sesleri tam olarak ne? Yani kim kiminle konuşuyor? Videoda arkadan gelen sesler, diğer gemilerin diğer gemilerle konuşması, daha doğrusu limandan yani sektörden gelen gemileri çağrı, hava durumu olsun, acil durum çağrısı olsun.
sahil güvenliğin gemilerle bağlantı kurması olsun. Ve bunun gibi bir sürü. Genelde limandan gemilere haber geliyor. Limanlara yanaşıp yanaşmaması için genelde bilgi almak için kullanılıyor. Onun haricinde kullanılmıyor. Acil bir durum olmadığı sürece. Gemide genelde gün içerisinde neler tüketiyorsunuz? Normal karada neler tüketiyorsa onlar. Tabii bir biraz daha sınırlı sayıda ama eğer balık tuttuysak balık tüketiyoruz. Haftada bir gün veya 2 gün değişiyor. Ne zamandır şu anda bulunduğun gemidesin? Ne zamandır gemilerdeyim? Şu anda bu gemiye çıkalı 1 ay oldu. Yani gemilerde ne kadar uzun kalmak değil de ne kadar tecrübe kazanmak önemli. Ben o gözle bakıyorum yani. Tecrübe her zaman insanı hayatta bir adım önde tutar. Ne kadar başından olay geçmişse, ne kadar tecrübe kazanmışsan o kadar öndesin demektir. Neden bu mesleği seçtim? Ben bu mesleği kendim istedim. Yani kendi isteğimle seçtim. Abim denizciydi. Abimden dolayı bana birazcık merak sardı. Asıl ben gemi inşa okurken o zaman hocalarım bana sağ olsunlar bir abi, bir amca gözüyle yaklaştılar. Onlara da buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. 2 tane çok değerli bir hoca kazandım. Bir tanesi öz abim gibi benimle ilgilendi. Onlar bana bu mesleğin hakkında devam et, bu mesleği bırakma, sen bu meslekten ekmek yersin dediler ve doğru dediler. Yani yiyorum, şu anda da yiyorum. Çünkü bu meslek sadece gemi inşa değil benim yaptığım iş, asıl işim. Şu an denizdeyim. Yani gemi inşadan yemedim, denizcilikten yiyorum. Gene aynı sektörden ekmek yiyorum. O yüzden ikisinin bende emeği ve katkısı çok büyük. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir diğerki videoda görüşmek üzere.